Efendim. Papatyalar açmaya başladı. Çok güzel. Bu küpelinin içi de eflatun, dışı kırmızı, susuz kalmış. Yani çok yoğun çalıştığımız için inşaatla uğraşıyoruz arkadaşlar, küpeli. Çok susuz kalmış. Biraz sonra inşallah onu ben bir sularım. Bakın kapya biber saksı da ermiş, kıpkırmızı. Görüyor musunuz? Begonvil henüz açmadı. O da yukarı çıkacak. Kolay gelsin Nazlı Arman. Sağ ol, sağ ol. Bak ben yukarıdayım ha. Merhaba arkadaşlar. Biz mutfak balkonunu büyütüyoruz. Nazlı Arman çalışıyor. Bir iki çiçek çekerken görmem bizi. Görüyorsunuz işte. Şimdi şey her balkon... şeyden anlamak da zor. Hepsi başımıza kalıyor. Evet. Evet, yapıyor şu anda. Yukarıdan da çekerim ben arkadaşlar. Genelde mutfak balkonunda oturuyoruz. Orası da küçüktü. Hadi dedim büyütelim şeyi, mutfak balkonunu. Yukarıdan çekeyim. Daha orası sıvandığı zaman, fayansları döşendi de, olduğu zaman yine çekeriz Allah'ın izniyle. Belki de birçok çekimleri oradan yaparım. İnşallah şu köşeye, kayısının yanına da bir şelale yapacağız mı Nazlı Arman? Sen benim ağzımdan söz almaya çalışıyorsun ya. Küçük bir şelale kayısının yanına yaptırabilmek için uğraşıyorum. Şurada kayısı ağacı var arkadaşlar. Bakın kayısılar erdi. Lap lup dökülüyorlar. Tam oğlumun odasının balkonundan çok güzel şey yapılıyor, toplanabiliyor. Burası da bizim arka bahçe. Buraya çok fazla gelmiyoruz. Harç dökmüşler. Çiçeklerin tepesine harç dökmüşler. Biraz da gidip yukarıdan çekeceğim. İnşaat olduğu için her taraf inşaat şeyinde. Bakın her taraf inşaat arkadaşlar. İnşaat malzemeleri. Tozlar oldukça geliyor. Bunlar yer susam, yer küpelisi. Susam çiçeği de diyorlar, yer küpelisi de diyorlar. Yakında açacaklar artık. Hanım elleri oralarda diktiğim. Bakın. Tam şu köşeye, hanım elinin dibine bir küçük şelale yakışıyor.
Bakın arkadaşlar, burası mutfağımızın balkonu. Oldukça genişledi. 15-16 metrekare oldu. Kenarlarını tuğla örüyor. Firket. Firket mi naviz bunlar? Firketti değil mi? Firket de yapıyor. Koltuk da iyice kirlendi. Dutluğa eriyor. Nar çok güzel çiçek açtı, geçmeye başladı. Buradan tam balkonun dibinden koparılabilecek. Artık burası iyice güzelleşmeye başladı. Bir de şurası tam yoluna girerse, fayansları döşendi, yer karosu. Duvarları örülüyor. Tam dibinde kayısı ağacı var arkadaşlar. Bakın balkonun tam dibinde kayısı ağacı var. Balkondan çok rahat yenilebilecek. Şu şeyin dibinde kayısının buraya bir küçük şelale. Fatma'nın tasarım durağında galiba bir şelale, Fatmacığım sen yapmıştın. Öyle küçük bir şelale buraya çok yakışacak. İnşallah naviz armağan bir coşar yapar. Tuğlayı üçlü koysak daha iyiydi ama o zaman da şey, balkonun yükü çok ağırlaşacak. İki sıra olması daha iyi diye düşündük. Direkleri demirden yaptık. Evet dostlar, eskiden bir usta olması için bir insanı çırakken usta yanına verirlermişim. Çocuğu yetişmesi için en az 15 sene çalışıyormuşum. Ben de babamın yanında çalıştım. Bak şimdi bu gördüğünüz evi falan kendim yaptım ben. Eline koluna sağlık Naviz Armağan. Eğer bu kendisimiz yapmasak yapamayız. Şu masrafların içinden çıkılmaz. Gerçekten demir, tuğla, çimento hepsi o kadar çok pahalılar ki. Yetiştirmek, para yetiştirmek çok zor. Biz sadece malzeme alıyoruz. İşçilik. Her şeyi kendimiz yaptığımız için aman. Sıfır sebil atıkla işi götürüyoruz. Evet. Başka ustalar olsa bir yerlere baharç, bir yerlere atık. Atık yok bizde, israf yok. İsraf yok. Akşam güneşi de olduğu için tam biraz güneş geliyor. Naviz Armağan'ın çay bardağı da orada pencerede. Bir çay verin de içelim bana ya. Tamam. Şey gitsin, vereceğim. Çekin, bitireyim, vereyim. İşte arkadaşlar, burası arka bahçe. Bu balkondan böyle baktığımız zaman burası arka bahçemiz. Mutfak balkonundan görünüşü daha güzel. Az önce çekmiştim. Burayı artık küpelilerle falan süsleyeceğim arkadaşlar. Bu ağacı, bu kayısı ağacını küpelilerle falan süsleyeceğim. Oldukça geniş, güzel bir balkon olacak inşallah. Gelen misafirlerimizle beraber burada hoşça vakit geçirsek iyi olacak. Allah'ın izniyle. İnşaat şu anda tüm hızıyla sürüyor. Bir dahaki çekimlerde inşallah burayı güzelleşmiş bir şekilde kesecek misin? Keseceğim onu.
Hadi bakalım orayı bitir, ondan sonra çayın gelsin de. Bakın orada kısa bir yer var. Onu ölçüp biçip kesecek. Aslında biraz bu şeyler, pirketlerde avaralık var değil mi? Evet. Biraz şeylik var. Bu pirketler eve geldiği zaman baktık ki çok ağır. Keşke tuğla ile yapsaydık dedik. Tuğla biraz daha hafif oluyor. Balkonun yükü biraz daha şey yapacak, ağırlaşacak ama 4 tane demir direk diktiğimiz için daha güvenli. Evet arkadaşlar, şimdilik burada kapatıyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Naviz Arman inşaatına devam ediyor. Ben de ona çay getireyim. Siz de şu arka balkonun güzel manzarasıyla hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.